bay ostor dio sho khoda to yesaye kota yeno jeno khas pae kirmanji kota yeno jeno khas pae kirmanji Babay rendi herkes hara kerdo ve raji. Dersimde 37-38 yıllarında en büyük katliamların birisidir. Katliam yerlerinden birisi daha doğrusu. Buranın ayrıca sembolik bir özelliği var. Laş Deresi. Hani bu tarihe o şekilde geçer. İşte Laç katliamı, Laç mağarasının katliamı, işte Laç ağıtı. İşte burada çok büyük bir katliam yaşanıyor. Zaten buradaki katliamın yaşanmasından sonra büyük bir direnç kırılması yaşanıyor. Tabi burası bu taraf. Biz 2013'te buraya gelmiştik. 2013 Mayıs'ında. O zaman mağaranın içi kemik doluydu. Muhtemelen insanların bir kısmı o kemikleri, yani kendi ailelerinin kemikleri diye getirip gelip buradan götürüp gömdüler. Başka yerlerde götürdüler. Buradan kemikler. Biliyorum. Şimdi bugün baktık birkaç kemik kalmış. Az kalmış, kemik sayısı azalmıyor. Burada işte buraya yani 37 veya 38 olabilir. Benim tahminim 38 yıldır. Çünkü katliamların büyüğü 38 yılında yapıyor. 1938 yılında yapıyor. İşte 38'de buraya, o zaman buraya sığınıyorlar. Tabii sadece burada değil. Burada birkaç tane mağara daha var. Bu yan tarafta, dere ağzında ve karşı tarafında. Ve İşte gündüz dağılıyorlar, akşamları buraya sığınıyorlar. O zaman milis dedikleri, yani askerin önünden gezen, yol gösteren, kılavuzluk eden, tarif eden. Burayı bir türlü vuramıyorlar. Epeyce uğraşıyorlar, birkaç gün vuramıyorlar. Sonra bu renkten bu tarafa geliyorlar. Sadece bir yerden görünüyor burası. İşte bu hayvanlarla şeyleri çekiyorlar. Bu ağır makineler, bazı silahları makara diyorlardı. Yani babamın anlatımıydı, makara diyordu. Orayı hayvanlarla çekiyorlar oraya. Oradan toprağa atıyorlar. İşte burada hani ağıtlara konu olmuş diye söylüyorum. İşte Kemer-i Hesin ilkim burada mağaranın önünde Kemer-i Hesin buluyor. Direnişin çok önemli şahsiyetlerinden biri. İşte peşinde çocuklar vuruluyor, kadınlar vuruluyor. İşte gece oluyor, bir kesimi buradan işte birkaç kişi işte çemberi yarıp çıkabiliyor. Diğerleri burada kalıyor. İşte yüzlerce insan diyelim mağara dolusu. İşte sonrasında döndüklerinde muhtemelen bunları gelip basıyorlar burada. Aile aile ayırıyorlar. Köy köy ayırıyorlar. Katliam sonrası öldürülenlerin öldürülmeler ve yakılıyor. Yangının yerleri öbek öbek. Hep tümüyle öbek öbek. Bir öbeği aşıyorlar, öbür öbeği aşıyorlar. Amcam mesela kendi çocuklarını ararken o zaman çok özel bir kumaş getirtiyor. Trabzon'a gidip geliyorlar.
İşte bir ipek kumaş, işte teyzeme, yani amcamın eşine o kumaştan yaptırmışlar elbisesini. Öyle öbekleri açarken aşıyorlar. Bakıyorlar, bir tane öbekte işte yanmamış elbise var. Böyle çevirince o yanmamış elbiseden o öbeğin kendi ailesi olduğunu çıkarıyor. İşte kendi ailelerinin, işte çocukların cesetleri yanmış. Ufak çocuklar. Tabii amcamın birkaç tane ufak çocuğu varmış o zaman. İşte bir, o cesetleri getiriyorlar, böyle öteye getirip gömmeye çalışıyorlar tabii. Velhasıl burası Laç olarak öleyip anılıyor. Laç mağarası ve Laç katliamı, Laç deresi. İşte Laç deresi dedikleri, bizim bugün yukarıdan geldiğimiz bu dere, işte buradan gidip Munzur'la birleşiyor. Buraya gelmiştik 2013 Mayıs'ında. Bizim gelişimizden sonra biz Cumhuriyet Başsavcılığına da başvurduk. Hani kemiklerin tespit edilmesi, DNA tespiti yapılması için. Cumhuriyet Başsavcılığı beni çağırdı. Bizi götürecek, biz dedi güvenlik alacağız, bizi oraya götüreceksin. Tamam dedim, götürürüm sizi. Başka aileleri dedik, ailelere de şey verin. Orada yakınları, orada yakınlarını orada yitirenlerin aileleri gelsin, tespit yapacağız diye. Tamam dedim. Yazı yazdılar. Sanıyorum o zaman jandarmaya yazı yazıldı. Güvenlik içinde. Bize gün bildirdiler. Dediler ki işte geçmiş zaman ama bir perşembe günüydü sanki. Tarih belli oldu. Ama ben şaşırmıştım tabii, yani kemik tespiti, DNA tespiti yaptıracağız diye koca yığın içerisinde, hani yani devletin böyle bir şey yapacağını tabii beklememiştim. Sonrasında tahmin ettiğim gibi oldu. Tabii birileri müdahale etti. Engellediler, bırakmadılar yani. Yani o savcılık bize bildirdi, gideceğiz. Tarih verdi. Günceli Cumhuriyet Başsavcılığı. Ama akabinde böyle bir şey olmadı. Kaldı. Biz tabii bizim sorma şeyimiz yok. Mecalimiz yok. Bir şey yok. Kaldı yani. Gelemedik. Yani gelmediler daha doğrusu. Yıllar sonra, 11 yıl sonra tekrar geldik yani buraya. Belki de bizim için belki de son gelişimiz olacak buraya. Bir daha gelemeyiz artık. Diyelim burada yatanların ruhu şad olsun.